Demirden yapılmış bir levanın işlemlerinden hangileri sonucunda kimyasal özellikleri değişir? Kimyasal özelliklerin değiştiği olaylarda maddenin molekül yapısı değişir. Bu da bir maddenin başka bir maddeyle tepkimesi sonucu oluşur. Buna göre baktığımız zaman oksitlenme oksijenle tepkimeye girme demektir. Demir oksitlendiği zaman demir 3 oksit olarak isimlendirdiğimiz yaygın adı pas olan yeni bir madde oluşur. Dolayısıyla demirin kimyasal yapısı bozulmuştur. Tel haline getirme. Demir bir levhayı tel haline getirdiğimiz zaman sadece fiziksel yapısını değiştirmiş oluruz. Molekül arası etkileşimlerinde bir değişim olur ama molekül yapısı bozulmaz. İşte demirin de atomik yapısı bozulmaz diyebiliriz. Yine mıknatısı yaklaştırdığımız zaman mıknatıs demiri çekecektir ferromanyetik özelliğinden dolayı. Fakat tekrar ayrıldıklarında demir ve mıknatıs özelliklerini kaybetmeyecektir. Tamamen fiziksel bir olaydır. Doğru seçenek A'dır. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olay değildir? Kimyasal olaylarda maddelerin molekül yapısı bozulur. Molekül içi bağlarında yani güçlü etkileşimlerde değişiklik söz konusu olur. Ama fiziksel olaylarda maddenin molekül yapısı bozulmaz. Sadece zayıf etkileşimlerde değişiklikler söz konusudur. A'ya baktığımız zaman hidrojenle oksijen gazı tepkimeye girip yeni bir madde olan su oluşturmuş. Tamamen yeni bir madde, yeni bir molekül, kimyasal bir olay. Kalsiyum karbonat ayrışmış ki ısıyla ayrışır. Yeni iki türe dönüşmüş. Kalsiyum oksit ve karbondioksit. Dolayısıyla kimyasal olay. Yine C'ye baktığımız zaman gümüş oksitlenmiş, gümüş oksit diye yeni bir yapı oluşmuş. Gümüş özelliklerini ve oksijen özelliklerini kaybetmiş, kimyasal bir olay. D'ye baktığımız zaman sodyum metali asit içerisine atılmış, bir tuz ve hidrojen gazı oluşmuş. Yani maddelerin molekül ve atom yapıları bozulmuş, kimyasal bir olay. Ama E'ye baktığımız zaman karbondioksit katısı, karbondioksit gazı molekül yapısı değişmemiş. Sadece madde katıdan gaza geçmiş. Hal değişimi, hal değişimleri fiziksel. Doğru seçenek E'dir. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim örneğidir? Kimyasal değişimlerde maddelerin molekül yapısı bozulur, değişir. Molekül içi etkileşimler yani güçlü etkileşimlerde değişiklik söz konusudur. Ama fiziksel olaylarda maddenin molekül yapısı değişmez. Sadece moleküller arası etkileşimlerde, zayıf etkileşimlerde değişimler gerçekleşir. Elektrik iletilmesi olayı A ve B seçeneğinde elektrik iletiminden bahsedilmiş. Eğer bir metal elektriği iletiyorsa bu fizikseldir. Burada metalin yapısında, atomik seviyedeki yapısında herhangi bir değişim olmaz. Bakır tel elektriği ilettiği zaman yine hala aynı özelliğini göstermeye devam eder. Ama iyon içeren çözeltiler elektriği iletirken bunlar iyonların hareketiyle iletir. Metallerde olduğu gibi elektron hareketiyle iletmezler. İyonların hareketiyle iletildiği zaman kimyasal değişimler olur. Bir nevi elektrolize benzer olaylar gerçekleşir. O zaman A seçeneğindeki değişim kimyasaldır, B fizikseldir. Yine şekerin suda çözünmesinde su molekülleri şeker moleküllerini hidrojen bağı ile sarar. Maddelerin molekül yapısı bozulmaz. Hidrojen bağı fiziksel bağdır, zayıf etkileşimdir. Olay da fizikseldir. Kuru buzun sübümleşmesi yani karbondioksitin katıdan gaza geçmesi demektir. Sadece bir hal değişim olayıdır. Maddenin molekül yapısı bozulmaz, fizikseldir. Deniz suyundan saf su eldesinde damıtma yapabiliriz. Damıttığımız zaman su buharlaşarak tekrar yoğunlaştırılır. Tamamen hal değişimidir ve fiziksel bir olaydır. Doğru seçenek A'dır. Tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, denkleme baktığımız zaman iyot katısının iyot gaz haline geldiğini görüyoruz. Molekül yapısı bozulmamış, yani fiziksel bir olay, fiziksel değişim ve olayın adı da sübümleşme. Bir katının sıvıya uğramadan direkt gaz haline geçmesine sübümleşme diyoruz. Fiziksel değişimdir ifadesi doğru. Isı vererek gerçekleşir ifadesi yanlıştır. Çünkü maddeler katıdan gaza doğru hal değiştirirken yani erir ve kaynarlarken ya da sübümleşirlerken ısı almaları gerekir. Zamanla katı kütlesi azalırken gaz kütlesi artar. Evet, katı gaza geçtiği için katı kütlesi azalır, gaz kütlesi artar. Tanecikler arasındaki uzaklık artar. Maddenin taneciklerinin en yakın olduğu durum katı haldir. En uzak olduğu durumda gaz haldir. Bu da doğrudur. İyodun kimlik özellikleri değişmez. Yani molekül yapısı ve kimyasal özellikleri değişmez. Doğru seçenek B'dir.
Canlı organizmaların enerji ihtiyacı solunum sırasında oluşan tepkimesi sonucu üretilir. Buna göre bu tepkime aşağıdakilerin hangisi de ifade edilir? Evet, baktığımız zaman tepkimede glikoz molekülü var. O2 ile tepkimeye girmiş. O2 ile tepkimeye girmeye genel olarak yanma ya da oksitlenme diyoruz. Dolayısıyla bunu şekerin yanması ya da glikozun yanması olarak değerlendirebiliriz. Evet, şekerin erimesi katıdan sıvıya geçmesidir. Çözünmesi katıdan aqua durumuna, yani suda şeklinde ifade edebileceğimiz duruma geçmesidir. Şekerin nötrleşmesi diye bir kavramdan çok bahsedemeyiz. Asidik ya da bazik olarak nitelendirmiyoruz çünkü şekeri. Şekerin çökmesi de fiziksel bir olaydır. Yani şekerli suyu soğutursak örneğin, şeker burada katı olarak dibe çözünürlük farkından dolayı çökecektir. Fiziksel olarak değerlendirebiliriz. Doğru seçenek B'dir. Aşağıda suyun farklı fiziksel halleri gösterilmiştir. Buna göre suyun 1, 2 ve 3 durumları için verilenlerden hangileri aynıdır? Evet, buzda H2O katıdır. Sıvı suda H2O sıvıdır. Su buharında H2O gazdır. Yani molekül yapısı aynıdır. Sadece moleküller arası uzaklık ve zayıf etkileşimlerde değişimler söz konusudur. Hal değişimi fiziksel bir olaydır. Aynı olanlar sorulmuş. Buna göre kimyasal özellik aynıdır. Çünkü molekül yapısı ve molekül formülü değişmez. Ama fiziksel özellikler farklıdır. Katı, sıvı, gaz şeklinde. Doğru seçenek de. Buna göre yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? İçerisinde saf su bulunan kaba X katısı atıldığında L çözeltisi ve M katısı oluşmaktadır. 1. X en az 2 cins atom içerir diyor. Kesin değil. Yalnız element de olabilir. 2. L ve M maddeleri X'in bütün özelliklerini gösterir diyor. Yine kesin değil. Çünkü burada su ile kimyasal reaksiyona girerek su moleküllerini de almış olabilir. Ve mesela diyelim ki HNO3 şeklinde düşündüğümüzde parçalandığında OH eksi artı NO2 şeklinde düşündüğümüzde mesela burada hidrojen var ama burada hidrojen olmadığından dolayı kesin değil. X bileşik L ve M maddeleri elementtir diyor. Bu da kesin değil. X sodyum mesela element olup su ile reaksiyona girmiş olabilir. Bu durumda hiçbiri kesin olmadığından dolayı cevabımız E seçeneğidir. Su ortamında çözünmüş iki bileşikten birinin katyonu diğerinin anyonu ile suda çözünmeyen bir bileşik oluşturuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet, buna bir örnek verelim. Örneğin gümüş nitrat sulu çözeltisi, sodyum klorür sulu çözeltisiyle karıştırıldığı zaman katyon ve anyonlardan oluşan iki tane bileşiğin sulu çözeltisi bunlar. İyonik bileşiklerin sulu çözeltisi. Birinin katyonu diyordu, diğerinin anyonuyla suda çözünmeyen bir bileşik oluşturuyor. Evet, burada da o durum söz konusudur. Gümüş nitratın gümüş kısmı, sodyum klorürün klor kısmıyla birleşir. Kimyasal reaksiyon sonucunda gümüş klorür maddesi oluşturur ve bu da suda çözünmediği için katı olarak çöker. Burada sodyum ve nitrat seyirci iyonlardır. Dolayısıyla bunlar hala çözünmeye devam ederler. Herhangi bir tepkime içerisine girmezler. Buradaki olay kimyasal bir değişimdir. Oluşan madde katı adedir. Oluşan madde iyonik bir bileşiktir. Zaten katyon ve anyonlardan bahsediyorsak bunların tepkimesinden iyonik bileşik olmak zorundadır. Doğru seçenek E'dir. Öğretmen öğrencilerinden fiziksel değişimlere örnek vermelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek fiziksel değişim örneği değildir? A. Ayşenaz, gümüş kolyenin kararması. Gümüş kolyenin kararması, gümüşün oksijen gazıyla reaksiyona girmesi sonucunda oluşan kimyasal bir yanma sürecidir. A ifadesi hatalıdır. B. Ata, sütten tereyağı eldesi diyoruz, fiziksel bir olaydır. C. Polat, ham petrol damıtılması, ayrımsal damıtma olayıdır. Ayrımsal damıtmada karışımı oluşturan bileşenlerin kaynama noktaları farkından yararlanılır, fiziksel bir ayırma yöntemidir. Esra, şeker pancarından şeker eldesi diyoruz, özütleme yöntemiyle elde edilir, fiziksel bir ayırma yöntemidir.
veren bakır metalinin elektriği iletmesi fiziksel bir özelliktir diyoruz. Çözeltilerin elektriği iletmesi genellikle kimyasalken metallerin elektriği iletmesi fiziksel bir olaydır. Cevap A. Ayşe Naz'dır. Yukarıdaki özelliklerden hangileri kimyasal özelliktir? 1. Aktiflik. Aktiflik maddenin reaksiyona girme isteğini gösterir ve kimyasal bir özelliktir. 2. Asallık. Maddenin diyoruz bazı maddelerle tepkime vermek istemediği anlamına gelir ve kimyasal bir özelliktir. 3. Yanıcılık. Oksijen gazıyla tepkimeye girip girmeyeceğini belirten bir özelliktir, kimyasal bir özelliktir. 4. Yoğunluk. Yoğunluk diyoruz fiziksel ayırt edici bir özelliktir, kimyasal özellik değildir. Cevabımız 1, 2 ve 3 D'dir. Aşağıdaki tepkime denklemi KCl3 katısının kapalı bir kapta ısıtılmasına aittir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Tepkime endotermiktir. Reaksiyon ısı alarak gerçekleştiğine göre endotermik bir tepkimedir. Doğru. 2. Katı kütlesinin zamanla değişim grafiği şeklindedir. Başlangıçtaki maddemizin tamamı katı haldedir. Katı haldeki maddemizin bir kısmı katı olarak kalmış, diğer bir kısmı ise gaza dönüşmüştür. Dolayısıyla katı kütlesi diyoruz, oluşan gaz miktarı kadar azalacaktır. İkinci ifademiz doğru. 3. Tepkimede toplam kütle korunur. Bütün fiziksel ve kimyasal olaylarda toplam kütle korunur. Üçüncü ifademiz doğru. Cevap 1, 2 ve 3 E'dir. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olay değildir? Kimyasal olaylarda maddelerin molekül yapısı bozulur ve yeni moleküller ortaya çıkar. Güçlü etkileşimlerde değişiklik söz konusudur. Buna göre bakalım. Azot ve hidrojen gazlarından amonyak eldesi. Azot ve hidrojen gazları tepkimeye girip amonya oluşturur. Tamamen yeni bir tür oluşur. Bu türün özellikleri azot ve hidrojenden farklıdır. Kimyasal bir olaydır. Potasyum klorat katısının termal bozulmaya uğrayarak potasyum klorür katısı ve oksijen gazına ayrışması. Potasyum klorür ısıtıldığı zaman tamamen yeni türler oluşacaktır. Potasyum klorür ve oksijen gazı tamamen potasyum klorattan farklı maddelerdir. Kimyasal bir olaydır. Nitrik asit ve baryum hidroksitin sulu çözeltileri karıştırıldığında baryum nitrat sulu çözeltisinin elde edilmesi. Evet, nitrik asit kezzap dediğimiz asittir. Baryum hidroksit de bazdır. Burada bir nötrleşme tepkimesi olacaktır. Zaten tepkime varsa kimyasal bir olaydır. Ama biz ürünleri de yazalım. Baryum nitrat tuzu ve su oluşacaktır. Çay şekeri ile sıcak su karıştırıldığında bir miktar şekerin çökmesi. Evet, çay şekeri sıcak suya ilave edildiği zaman çözünme olayı gerçekleşir. Buradaki çözünme de tamamen fizikseldir. Maddelerin molekül yapıları bozulmaz. Çay şekeri ile su arasında hidrojen bağı kurulur. Tabi eğer su şekere doyuyorsa fazlalıkla dibe çöker. Çökme olayı da yine burada fizikseldir. Kimyasal bir değişim değildir. Yine E'ye bakalım. Gümüş nitrat sulu çözeltisi ile tuz ruğu karıştırıldığında gümüş klorür katısının oluşması. Gümüş nitrat iyonik bir tuzdur. Tuz ruğu da hidroklorik asittir. Bunların çözeltisi karıştırıldığı zaman gümüş katyonuyla klor anyonu tepkime vererek gümüş klorür katısı olarak çöker. Geriye kalan hidrojen ve nitrat hala sulu ortamda bulunurlar. Dolayısıyla burada gümüşle klor arasında bir tepkime gerçekleşmiştir. Kimyasal bir olaydır. Doğru seçenek D'dir.